لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم سلام رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah'a kımışan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, bugün başlayacağımız konu ihram yapmak isteyen kimseden ona başlamadan önce istenen şeyler. İhram etmek isteyen kimseden mezheplerde tafsil olunan bir takım şeyler istenir. Bakalım o mezheplerdeki tafsil olunan şeyler nedir? Hanefiler, ihramı murad eden kimseden bir takım şeyler istenir. 1. Gusül abdesti almak bunlardandır. Bu sünnet-i müekkededir. Sünnetin aslını hasıl etmekte onun yerine abdest kaim olur. Fakat gusül abdesti daha eftaldır. İşte bu gusül nezafet, adi temizlik içindir, taharet için değildir. Öyleyse haiz ve nifasa kadından haiz ve nifas halinde istenir. Su bulunmadığı zaman sakıt olur. Onun bedeline teyemmüm meşru olmaz. Zira teyemmümde nezafet yoktur. 2. Tırnakları kesmek ve baş ve bıyık tüyleri gibi tıraşını itiyat edindiği zaman koparılmasına izin verilmiş olan tüylerini tıraş etmektir. Eğer itiyat edinmemişse onları bırakır. İşte bu müstehaptır ve gusülden önce olur. 3. Karısında bir mani olmadığı zaman, zamanın onun üzerine uzayıp da ihramını ifsad eden bir şeye düşmesin diye karısına cima etmesidir. Bu yine müstehaptır. 4. İzar ve rida giymektir. İzar göbeğinden dizine kadar kendisini setre olunduğu bir şeydir. Rida ise sırt, göğüs ve iki omuz üzerinde olan şeydir. Bu da yine müstehaptır. İzarını iliklerse veya onu bağlarsa isaet etmiş olur ve onun üzerine dem kurban lazım gelmez. İzar ve ridanın taze veya yıkanmış temiz şeyler olması ve beyaz olmaları müstehaptır. 5. İhramdan sonra beden ve elbisede kokusu kalsa da kendisi kalmayan güzel bir koku ile koku sürünmektir. Tabii bu ihramdan öncedir. İhram giydiği takdirde koku sürünemez. Yani ihramı giydiği zaman o kokuyu sürerse o kokunun eseri ihram halindeyken üzerinde var, bir sıkıntı yoktur. Eğer onun yanında güzel koku varsa müstehaptır. Yoksa müstehap olmaz. 6. Yukarıda geçen şeylerden sonra vakit kerahat vakti olmadığı zaman 2 rekat namaz kılmaktır. Eğer vakit kerahat vakti ise namaz kılmaz, işte bu namaz sahih ve vecih üzere sünnettir. Eftal olan 1. rekatında Fatihatül Kitabı ve Kul Ya Eyyuhel Kafirune suresini okuması, 2. rekatta ise Fatiha'yı ve İhlas suresini okumasıdır. Eğer farz namazını kırıp akabinde ihram ederse farz namazı bunun yerine kaim olur. 7. Lisanı ile kalbindekine mutabık söz olmak. Lisanı ile kalbindekine mutabık söz olmak. Yani ne diyecek? Allahümme inni uridul hacce feyessirhu li ve takabbelhu minni. Eğer umre yapmak isterse Allahümme inni uridul umrete feyesirha li ve takabbelha minni diyecek. Ey Allah'ım, ben hacı murad ediyorum. Onu bana kolay kıl ve onu benden kabul buyur demesi, sonra bunun peşine telbiye getirmesidir. Telbiyenin sıfatı ise şöyledir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk. La şerike lek. Buyur ey Allah'ım, emrine hazırım, emrine hazırım, emrine hazırım, senin şerikin yoktur, emrine hazırım, hamd, nimet ve mülk senindir, senin hiçbir ortağın yoktur demektir. Telbiyeden sonra
alçak bir sesle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat eder ve her farz namazın peşine gücünün yettiği kadarıyla çok çok telbiyede bulunur veya bir vadiye indikçe telbiyede bulunur. Yine böylece seher vakitlerinde ve uykusunda uyandığında ve binene binerken ve inerken telbiyeyi çokça getirir. Bütün telbiyelerde mübalağa etmeksizin sesini yükseltmesi müstehab olur. Evet. Buraya kadar Hanefiler bu tafsilatı izah ettiler. Şimdi Malikiler. Malikiler haiz ve nüfesa olan bile olsa onun için gusül abdesti almak mesnun olur. Yani sünnet olur. Çünkü o ihram ise matlubdur, istenen şeydir. Her şahıstan hasıl olur. Sünnet hasıl olmaz. Ancak ihrama bitişik olduğu zaman hasıl olur. Eğer gusül yapsa sonra ihramsız olarak adeten uzun zaman beklese onu iade eder. Guslun Medine-i Münevvere'de sakini üzerine salat ve selamın eftalı olsun Zulhuleyfe'den ihramlanmayı isteyen kimse için olması mesnun olur. Suyu kaybettiği zaman onun için guslun bedenine teyemmüm etmesi meşru olmaz. Eğer kendisiyle birlikte olursa hedyini taklit etmesi, sonra bunun peşine de işar etmesi yani yine mesnun olur. Taklit, hedyin boynuna bir kilade, gerdanlık takmaktır ki miskinler onu bilsinler de nefisleri mutmain olsun. İşar ise devenin örgücünden bir veya iki parmak kadar bir yarık yarmaktır. İşar sol yanında olur, ona boynundan başlar, kuyruğa doğru gider. Ancak deve ve sığır taklit edilir. İşar ise ancak deveye ve örgücü olan sığıra yapılır. Davarı deyince onda ne taklit ne de işar olur. İzar, rida ve nalınlarını giymek mendup olur. İzar, göbekten dize kadar avreti örten şeydir. Rida ise omuzlar üzerine atılan şeydir. Dikişli olmayan ve etraflı çevrili olmayan şeylerde bulunan şeydir. Dikişli olmayan ve etraflı çevrili olmayan şeylerde bunlardan başkasını giymek de zarar vermez. Fakat mendup fert olur. Sünnetlerden biri de İhramı namazın akabinde yapmaktır. Eğer vakit kendisinde nafile kılmak caiz olanlardan bir vakit ise iki rekat namaz olması mendup olur. Eğer caiz olmayan bir vakit olursa nafilenin helal olmasına kadar beklenilir. Evlat olan bineğine binmiş kimsenin bineğinin sırtına yerleştiği zaman yürüyen kimsenin de yürümeye başladığı zaman ihram etmesidir. Yukarıda da geçtiği gibi ihramın telbiyeye yakın olması mesnun olur. Telbiye haddi zatında vaciptir. Yüksek bir yere yükselme veya bir vadiye inme veya arkadaşlarına rastlama gibi halin değişmesi esnasında namazın akabinde telbiyeyi tazelemek mendup olur. Mekke'ye girinceye kadar telbiye etmeye devam eder. Sonra onu tavaf edinceye ve sayı tavaf-ı kudumun peşine yapmayı murad ettiği zaman say edinceye kadar telbiyeye devam eder. Sonra onu tavaf edinceye ve sayı tavaf-ı kudumun peşine yapmayı murad ettiği zaman say edinceye kadar keser. Sonra bunun müteakip Arafa gününün güneşi zevale erişinceye kadar telbiyeyi yeniden yapmaya başlar ve Arafa musallasına varır ve bu esnada onu keser. Eğer telbiyeyi tekrar yapmazsa vacibi terk eden olur ve bunun üzerine dem kurban vacip olur. Yani onu terk ettiği zaman bir kurban vacip gerekir. Öyleyse usanç ve sıkıntı verinceye kadar onun üzerine düşmez. Nitekim sesini telbiyede yükseltmekten de kaçınıp orta hali olmak mendup olur. Öyleyse sesini ne çok alçaltır
ne de çok yükseltir. Bilakis yüksekle alçak arasında olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan lafza iktisar etmek mendub olur. Bu ise lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyk la şerike leke lebeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Hanbeliler, şimdi buraya kadar Malikiler efendim tafsilatı izah ettiler. Şimdi Hanbeliler, onun için haiz ve nüfesa olan bile gusül abdesti alması veya suyu bulmadan veya onu hastalık benzeri sebeple kullanmaktan aciz olmaktan dolayı temin etmek mesnun olur. Gusül ile ihram arasında hadesin vakı olması zarar vermez. Yine onun için ihramından önce tüylerini almakla, tırnaklarını kesmekle ve kerih olan kokuyu gidermekle temizlik yapması da mesnun olur. Yine onun bedenine güzel koku sürülmesi de mesnun olur. Yine onun bedenine güzel koku sürülmesi de mesnun olur. Yine mesnun olur. Elbisesine güzel koku sürülmesi ise mekruh olur. Eğer elbisesine güzel koku sürer de onu giymeye devam ederse onu çıkarmadıkça bir beis yoktur. Eğer onu çıkarırsa onu yıkamadan önce giymesi caiz olmaz. Yine onun için ihramından önce beyaz, temiz, yeni olan izar ve rida ile ve iki nalini eğer erkek ise dikişli etrafı kapalı elbiselerden soyunduktan sonra giymesi de mesnun olur. Onun ihramını farz veya nafile namazı peşine olması mesnun olur. Bunda şart nafilenin nehi vaktinde olmaması, suyu veya toprağı kaybetmiş olmamasıdır. İhramın da hac olsun, umre olsun veya kıran olsun nusuk tayin etmesi, kastettiğini telaffuz etmesi de mesnun olur ve onun için ey Allah'ım ben falan nusukü, falan hac amelini yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve onu benden kabul eyle. Eğer beni hapsederse benim yerim hapsolunduğum yerdir demektir. Eğer bunu yaparsa ve bir hastalık veya bir düşman benzeriyle hapis olursa ihramdan çıkmış olur ve ona bir şey lazım gelmez. Onun Arapçası şöyledir. Allahümme inni uridu nusukel fulani feyesirhu li ve teqabbelhu minni ve in hasebeni hadisun فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبِسْتَنِي. Evet. Buraya kadar da Hanbeliler bu tafsilatı bu şekilde izah etmiş oldular. Şafiiler ise tafsilatı şöyle yapmak istiyorlar. İhram yapmak isteyen kimseye bir takım şeyler mesnun olur. Bunlar bir, hayzın bekası ile beraber olsa bile ihramdan önce yapmak, bu gusül ve ile ihramın guslünü niyet eder. Özürsüz olarak onu terk etmesiyle mekruh olur. Eğer ondan suyun bulunmayışı dolayısıyla veya suyu bulmaya kudretinin olmamasına binaen aciz olursa teyemmüm eder. 2. Koltuk, kasık tüylerini gidermek. Bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek veya tıraşla zinetlenen kimse için başını tıraş etmesi, eğer zinetlenmezse saçını bırakır ve onu ağaç sakızı gibi bir şeyle yapıştırır, işte bu kurban kesmemek üzere azmeder olduğu zamandır. Eğer böyle olmazsa bunu kurbanın sonuna kadar tehir eder. Bu şeylerin gusülden önce yapılması cünüp olmayan hakkında mesnun olur. Cünüp olanı deyince kurbanı gusulden sonra bırakılması mesnun olur. 3. Oruçludan başkası için gusulden sonra bedenine güzel koku sürmek, oruçlu ise mekruh olur. Kendisine kocasının ölümünden dolayı ziyneti terk etmek
vacip olan kadın da müstesna olup güzel koku sürünmesi haram olur. İhramdan sonra güzel koku ile edvamlı kalmasında koku cirmi olan bir şeyden olsa bile beis yoktur bunun sebebiyle. Bunun sebebiyle elbisenin güzel kokuyu içine çekmesi zarar vermez. 4. İhramından önce cima. 5. Kadının ellerini bileklerine kadar nakış etmeksizin boyaması ve kadın yüzüne boyadan bir şeyi sürmesi. Kına gibi. Kadının ellerini bileklerine kadar nakış etmeksizin boyaması yani kına sürmesi ve kadının yüzüne boyadan bir şey sürmesi. 6. Eğer erkek ise beyaz taze olan, eğer taze değilse yıkanmış olan izar ve rida ve iki nalin giymesi, boyanmış olanı giymek mekruh olur. 7. Kerahat vaktinin gayrından önce kılınan ihram sünneti iki rekat namaz kılmak ancak Mekke'nin hareminde olan kimse için değil. Bu kimse mutlaka o namazı kılar ve o namazın makamına herhangi bir kıldığı farz veya nafile bir namaz kayın olur. Gece olsa bile onlarda kıraatı gizli yapar. Evet. Allahümme uhrimu leke şa'ri ve beşeri ve cemi'i ve demmi. İhrama başlarken kıbleye istikbal etmesi ve ey Allah'ım senin için saçımı, cildimi, etimi ve kanımı ihrama koydum der. Allahümme inni, Allahümme uri, Allahümme uhrimu leke şari ve beşeri ve lahmi ve demi. Allah'ım, ey Allah'ım senin için saçımı, cildimi, etimi ve kanımı ihrama koydum der. 9. Telbiye. Bu yine Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Ey Allah'ım emrine amadeyim, buyur emrine hazırım, senin şerikin yoktur. Emrine adame amadeyim. Hamhakkak hamd ve nimet, mülk sana mahsustur. Senin şerikin yoktur, ortağın yoktur. Bunu zikir için sükunet vakarla söyler, telbiye ile sesini kaldırması ihramı oldukça mesnun olur. Eğer ihramlı değilse sünnet olan telbiyeyi gizli yapmasıdır. Nitekim kadın için sünnet olan telbiyeyi her hale göre gizli yapmasıdır. Kadın için telbiye ile yabancı erkekler huzurunda sesini yükseltmesi mekruh olur. Hunsa da kadın gibidir. Telbiyenin akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirir. Hallerine sükundan harekete yukarı çıkmadan aşağı inmeye, arkadaşlarla karışmaya, geceyi veya gündüzü karşılamak gibi değişmesi esnasında telbiyeyi 3 defa tekrar eder, sonra telbiyeden sonra dilediği herhangi bir dua eder, varit olan dua ise eftal olanıdır. Evet, buraya kadar bu konuyla ilgili tafsilatlar mezhep ulemalarının Allah kendilerinden gani gani rahmet eylesin. Bize güzel bir tafsilatta bulundular, güzel bir açıklamada bulundular. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Onların gittikleri, onların açtıkları çırdan hepimizin samimi bir şekilde Allah'a yönelerek dosdoğru yolda ayırmasın ve bizleri yevmul mahşerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve onun gerçek varisleriyle beraber haşr neşir eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.